Elimizde bu molekül olsaydı ne olurdu bir düşünelim. Önce molekülün adını belirleyelim. 5 karbon var, çift bağ yok. 5 atom olduğu için pentan diyoruz. Ayrıca 3. karbon üzerinde 2 grup var. Hangi taraftan saymaya başladığımız fark etmez. Burası 3. karbon. Bir bromo grubumuz, bir de etil grubumuz var. 3 bromo, 3 etil pentan ve bir çözücünün içinde çözünüyor. Bu da alkol ve burada iki karbonu var. Met, et grupları yani etanol. 3 bromo, 3 etil pentan bir miktar etanolün içinde çözünürse ne olur bir düşünelim. Etanolün zaten bir hidrojeni var. Kısmen negatif yüke sahip olsa da bir başka proton almaya çok istekli değil. Aynı zamanda polar. Oksijen çok elektronegatif yani kısmi negatif yükü vardır. Belki bir başka proton almaya meyillidir fakat çok da fazla istemez. O yüzden buradaki etanol aslında zayıf bir bazdır. E2 tepkimesindeki gibi karbonlardan hidrojen kapacak kadar güçlü değildir. Burada öylece durur ve bir şeylerin olmasını bekler. Peki ne olabilir? Burada bromo grubumuz var. İşte bromür de burada. Ayrıca bromür iyonu çok iyi ayrılan bir gruptur. Gayet büyük bir moleküldür. Bu yükü tutabilir çünkü büyük bir elektronik bulutuna yayılmıştır ve üçüncül karbona bağlıdır. İşte buradaki karbon. Bu karbon 3 karbona bağlı. Bu elektronu kaybedecek olsaydı, yani bunu yapmak istemiyor olabilir ama bir ihtimal yapsaydı nispeten kararlı olurdu. Belki bu ilk adımda brom iyi bir ayrılan grup olduğu için ve bu karbon bir karbokatyon kadar kararlı olabileceği için ve brom zaten elektronegatif olduğu için Hali hazırda tuttuğu bu elektron haricinde diğerlerini de alabilir. Çizelim. Nötr bromun 7 değerlik elektronu vardır. Belki karbondan bu elektronu kapar ve 8 değerlik elektronuna sahip olup bromür olur. Şimdi ne olur? Etanol hiçbir şey yapmadı çünkü. Zayıf bir bazdı. Henüz bununla tepkime girecek kadar güçlü değildi. Evet, bu yavaş bir tepkime olacak çok hızlı gerçekleşmeyecek. Fakat her şey ihtimal dahilinde. Buna hız kısıtlayıcı basamak deniyor. Yazalım, evet. Bundan sonra ne olur? Ekranı şuraya alalım. Başladığımız yer burası. Şimdi bu ufak tepkime gerçekleşti. Sonra ne olacak? Brom ayrıldı, onu silelim. Ayrıca yanında bir elektron götürdü. Yani aslında bromür oldu. Bu şekilde mavi ile çizelim. Brom'un 7 değerlik elektronu vardı bu mor renkli elektronu karbondan kaptı, artık 8 değerlik elektronu var. Negatif yükü var. Karbon bir elektron kaybetti. Pozitif yükü var ve üçüncü karbokatyon olduğu için biraz kararlı. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Tepkimenin ilk adımında tepkimeye girenlerden sadece bir tanesi olaya dahil oldu. Hız kısıtlayıcı basamak olmasa hiçbir şey olmaz. Ama olduğuna göre diğer her şey bunu takip edecek. Yani hız kısıtlayıcı basamakta tepkimeye girenlerden sadece biri işin içine girdi. O yüzden bunu SN1 tepkimesine benzetebiliriz. Ama aslında bu E1 tepkimesi. Hatta eliminasyon zaten gerçekleşti diyebiliriz. Çünkü bromür zaten ayrıldı. Yani bu bir ayrılma. Eliminasyon olduğu için E1 tepkimesi olacak hız kısıtlayıcı basamaksa tepkimeye girenlerden sadece birini içeriyor. Yani bu durumda zayıf bazı içermedi. Evet, bromür ayrıldığına göre şimdi bu zayıf baz olan etanolün bir şey yapıp yapamayacağını düşünelim. Etanolün kısmi negatif yükü vardır. Uçlarda ise kısmi pozitif yüklüdür. Yani protonlar, pozitif yükler bir miktar ilgisini çeker. Fakat bu ilgi çok fazla değil. Yani asidik olmayan şeylerden protonları koparacak kadar değildir. Bu karbokatyon olduğu için tüm bu molekül şu anda gayet asidik hale geldi. Yani elektronlarını vermek istiyor. Aslında Brønsted-Lowry mi yoksa Lewis tanımını mı kullanmak istediğinize bağlı olarak elektron almak istiyor diyebiliriz. Her iki durumda da bir proton vermek istiyor. Bu olabilir. Bu da olabilir. Fazladan pozitif yükü var ve bu fazla pozitif yükten kurtulmak istiyor. Kısacası bu zayıf bazla tepkimeye girecek kadar asidiktir. Şimdi elimizde şöyle bir durum var. Bu oksijenin kısmi negatif yükünde diyelim ki bu mor elektron verilebilir veya hidrojen protonunu kapabilir. Ardından hidrojenin elektronu daha büyük bir molekül tarafından alınacaktır. Hatta karbokatyona ilgi duyacaktır. Yani bu şekilde karbokatyona gidecektir. Bu durumda ne olur? Son ürünümüz nedir? Buraya çizelim. Tepkimenin bu kısmı hızlı gerçekleşir. Hız kısıtlayıcı basamak yavaş gerçekleşmişti. Ayrılan grubun ayrılması ve karbokatyonun oluşması gerekmişti. Bu çok hızlı bir şekilde olmaz tabi ama olunca çok da kararlı değildir ve ardından şimdi göstereceğim hızlı süreç gerçekleşir. Şimdi her şeyi kopyalayalım. Elimizde bromür vardı ama ayrılmıştı. Şimdi bu karbonun hidrojeni gitti. Bu elektron hala bu karbonun üzerinde fakat hidrojenin elektronu eski karbokatyonun üzerinde. Buradaki elektron artık burada ve buradaki bağ ise şurada. Şu anda alken oluşturduk ve önceki etanol bir hidrojen protonunu aldı ve artık pozitif katyona dönüştü. Bunu çizelim. Bu elektron verilir yani artık etanol ile birlikte değildir. Buradaki hidrojene verilir ve bunlar bağ yapar. Bu oksijen bir elektron verdiği için artık pozitif yüke sahip. Bromür iyonu ise bir önceki adımda ayrılmıştı. Bromür iyonu 8 değerlik elektronu ile birlikte etrafta dolaşıyor. Bu yüzden negatiftir. Tepkimemiz tamamlandı. Zayıf bir baz, iyi bir ayrılan grup ve üçüncül karbonumuz vardı. Ayrılan grup ayrıldı. Tepkimeye girenlerden sadece biri sürece dahil oldu. Eliminasyon gerçekleşti. Bu sebeple zayıf baz bu molekülden bir hidrojen alabildi ve bu molekülün alken olmasına olanak sağladı ve çift bağ oluştu. Buna daha önce de dediğim gibi E1 tepkimesi diyoruz. Buradaki E eliminasyonun E'si. Bu durumda halojenürün eliminasyonu olacak. 1 diyoruz çünkü hız kısıtlayıcı basamak moleküllerden yalnızca birini içerdi. Zayıf baz buna dahil değildi. Farklı E1 tepkimelerinde farklı hidrojenler alınabiliyor. Bunun dışında E1, E2, SN1 ve SN2 tepkimelerinin gerçekleşmesi için hangi ortamların ve reaktantların gerektiğini daha sonra göreceğiz.